Geldim bahçesine, girdim bağına, doyum olmaz meyvasının tadına. Söz söyledim, şiir yazdım adına, aman Ereğli, canım Ereğli, sana bir gelen kalır temelli. Yeşili giyinir yükseği düzü, arısı geziyor topluyor özü, İhsan söylenir illiye gözü, aman Ereğli, canım Ereğli, sana bir gelen kalır temelli. Evet Anadolu sevdalıları, tarihi Hititlere dayanan, uygarlıklara beşiklik etmiş, kültür kardeşliğinin şahitliğini yapan, İç Anadolu ile Çukurova bölgesinde geçit görevi yaptığı için tarihin her döneminde değerli ve kıymetli olan, hanları, hamamları, kervansaraylarıyla buram buram tarih kokan, tarımda lider ve Avrupa'nın en büyük elma bahçelerine sahip olan, patenti alınmış kırmızı havucuyla başarılı, çalışkan üreticileriyle hayvancılıkta lider, Türkiye'nin sütte birincisi, Konya ilinin incisi, sevgi ve huzur kenti Ereğli'den sesleniyoruz sizlere. Bir kapıyı kilitle. Efendim, Ereğli'deyiz. Sırtını Toroslara yaslamış, doğal kaynak sularıyla bir sürü tarımsal ürüne yetişiyor. Ve biz Ereğli sokağında bir hanımefendiye rastladık. Salça yapıyor. Kendisini tanıtacağız. Efendim merhabalar. Ben emekliyim. Emeklisiniz? Evet, emekliyim. Ev hanımıyım. Bu işlerle uğraşıyoruz. Kışlığımızı hazırlıyoruz. Şu anda... Çimen. Çimen dediğiniz sos yapıyorsunuz. Sos yapıyoruz. Acı mı? Acı. Kışın yiyeceğiz misafirlerimizle beraber. Yemek isterseniz ikram edebiliriz. Ay Allah razı olsun. Kaç kilo biber çekildi burada? 10 kilo biber, 10 kilo salça. 3 kilo da acı biber. Oo. He, 13 kilo hepsi. Ya orantı belli. Tabii. 10'a 10 artı 3 acı. Acı. Efendim Ereğli'nin hanımları hamarat mıdır? Çok. Her şeyiyle. Her şeyiyle. Meşhur yemeklerde neyiniz meşhur? Beyaz fasulyemiz, sarmamız, dolmamız meşhur onlar. Oo. Düğün yemekleri bunlar mı olur? Bamya. Oo. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz bamya çorbası. Tabii bamya çorbası, yoğurtlu çorbamız. Ben bayılıyorum ya, evet. Buraya geldim mi Konya'mızın her yerinde olmazsa olmaz bamya çorbası. Tabii yoğurtlu çorba, bamya, sarmamız muhakkak olur. Of 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 nasıl da kokuyor. Siz bizi var ya ta çocukluğumuza götürdünüz. İkram edelim. Odun kokusu, salça. Efendim keşke ekrana kokusu da yansısa da duysanız bu doğal kokuyu. Hala efendim salçasını yapan böyle çalışkan, üretken insanlarımız, büyüklerimiz var bizim. Peki memnun musunuz? Çok. Her şeyle memnunuz. İyiyiz. Yolumuz, sokağımız, suyumuz, her şey normal. İyi. Huzur kenti diyorum ben. Çok. Ereğli deyince insanlar neyi düşünsünler? Suyunu, havasını. En güzeli suyumuz. Ereğli bu konuda çok şanslı. Çağ, suyu. He. Bereketli toprakları. Ekimi dikimi bol, hayvancılığı bol. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Her şeyden evvel. O bol. Her şey de doğal. Tabii, doğal, doğal. Tabii, ne tabii. Kadar güzel, ne kadar güzel. Değil mi? Ablacığım teşekkür ediyorum sana. İnsanları şu... Ekrandan seslenelim. Bu güzel Ereğli'mize bir davet edelim. Vallahi herkesin gelmesini isteriz. Suyumuz, ivrizimiz, her şeyimiz mi? Havamıza bak, havamıza. Havamız, suyumuz, ivrizimiz, her şeyimiz güzel. Ekimimiz, dikimimiz bol. Herkes gelsin. Değil mi? Evet. Ereğliler misafirperver mi? Çok. Ona diyeceğimiz yok. Oo, sofralar açık. Açık. Ama yaş ama kuru ağırlarız. Önemli olan güler yüz, tatlı dilsin. Sizin gibi. Evet. Ay teşekkür ediyorum ben size. Salça bereketli olsun.
Sağ ol. Kışın yiyin, koyalım, ikram teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Sağlıkla, afiyetle, sevdiklerinizle yiyin. Amin, inşallah. Amin. Yolunuz düşerse evimiz burası. Adresi öğrendik. Adresi burası. Öğrendik. Buyurun gelin, ekmeğimizi yiyin. Tesadüf oldu ama iyi ki karşılaştık. Sizi tanıdığımıza memnun olduk efendim. Biz de sizden memnunuz. Sağlıklı, hayırlı günler diliyorum amin. Ben size. Güle güle, hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, kırmızı havuç patentli. Türkiye'de tek patente alınmış, Ereğli'ye ait olan, lezzetiyle sağlık şifa veren kırmızı havuçtan şalgam efendim. Belediyemiz standında özellikle şalgama yer vermiş, beyaz kiraz reçeline yer vermiş. Ürünlerini en iyi şekilde tanıtmak adına ziyaretçilerimiz hem şalgamın tadına bakıyorlar hem de diğer ürünlerin tadına bakıyorlar. Ereğli'miz adına yapılan bu güzel çalışmaları biz de sizlere aktarıyoruz. Şalgamlarınızı aldınız. Aldık abla, sağ olun. Daha tatmadık da bir bakalım. Hadi bakalım bir tadın, biz sizi bekleyelim. Güzelmiş tadı. Biliyor muydunuz peki Ereğli'nin kırmızı havucunun patent aldığını, sadece Türkiye'de patentli havuç? Evet, biliyoruz Ereğli'de. Çünkü Ereğli'de yaşıyoruz. Bir haberimiz var Günseven'in. Evet. Peki tarım fuarını geziyorsunuz. Nasıl buldunuz? Valla daha yeni geldik. Daha gezemedik. Yeni içeri girdik. Konserlerimiz de var. Bu organizasyonlar Ereğli halkını mutlu etti mi? Mutlaka mutlu edecek. Çünkü oyalanacak, en az vakit geçirecek bir şey var işin dışında. Ondan dolayı güzel bir şey organizasyon. Sayın Özkan Özgüven'e teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Yüreğinize sağlık. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba, merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Belediyemizin standı. Elinizde ne var şu anda? Elimde havuç lokumu. Havuç lokumu. Evet, havuç. Daha lokumu. Önce yediniz mi efendim? Hayır, yemedim. İlk defa hadi yiyorum. Hadi bir yiyin, siz test edin efendim. Biz de bekleyelim. Bakalım nasıl bulacaksınız? Güzel. Güzel. Hafif. Mi? Hafif değil evet, mi? Evet, çok güzel. Lezzeti hafif. De güzel. Lezzeti de güzel. Ereğli misiniz? Ereğliyim. Biz de kooperatif kurduk. Kadınlar Girişim Derneği'ne. Evet. Biz de ürünlerimizi getirdik, köy ürünlerini. Evet. Biz onu pazarlıyoruz. Ne kadar güzel. Kadın evet. Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Gökçeyazı. Evet, ne kadar evet. Güzel. Evet. Kaç üyeniz var? 20. 20. Evet. Neler üretiyorsunuz? Reçel türlerinin kurularımız. Yani köyde ne yetişiyorsa, yufka ekmeğinden tut, bulgurundan. Hey kurban oldum. Evet. Siz de şimdi belediyenin standında efendim bir şeye havuçlu lokumun tadına bakayım evet, dediniz. Evet. Şalgamda içtiniz mi? Evet, içtim. Şifa olsun evet, inşallah. Teşekkür ettim. Şimdi güzel hoş bir tarım geldiniz. Fuarı hoş bulduk, düzenlenmiş. Evet. Akabinde akşamları da konserler var. Evet. Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu organizasyonlardan memnun kaldınız mı? Moraller nasıl? Memnun kaldık. Tanıtmamız da güzel bir şey. Ben hep de buraya değil, Türkiye geneline istiyorum tanınmamızı. Ben size aktaracağım efendim. Gerçekten. Inşallah. Türkiye geneline istiyorum ben. Ben birkaç senedir kendim yapıyordum bu ürünleri. Bu sene biz istedik. Kooperatifi kurduk. İlçe tarım araziliğinden, belediye araziliğinden. Ürünlerimizi getirdik. Pazarlıyoruz. Bize yeri ayarladılar. Stand ayarladılar. Belediye başkanımız da. Ama teşekkür ederim ona da. Destek oldu mu? Hayır. Tabii kiraz reçellerimizi onların şeyinin altında yaptık. Sanatçı geldi. Bizim bahçede oldu. Çok güzel bir şeyimiz oldu. Bize de yardım etti. Reçellerimizin birazını aldı. Bize yardım etti. Balık tutmayı öğretti. Balık yemeği değil. Çok teşekkür ederim belediye başkanına. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları. Doğal kaynak sularıyla, lezzetli tarımsal ürünleriyle, iyi ve mükemmel profesyonel hayvancılığıyla Türkiye'nin sütte birincisi, patentli havucuyla, lezzetli patentli havucuyla yine Türkiye'de tek patente sahip ve çalışkan hanımefendilerin olduğu Ereğli'de üçüncüsü düzenlenen tarım fuarındayız. Efendim, Ereğli belediyemize bağlı
Ereğli Kadın Girişimciler Derneği'nin standındayız. Hanımefendilerin hemen tabii ki ekranlarda dikkatini çekti. Keçeden yapılmış güzel çalışma ve bir sürü çalışma var. Hanımefendiyi tanıyacağız ve derneğimizin hizmetlerini, neler yaptıklarını kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım efendim. Ben Aysun Özçelik, Kadın Girişimciler Derneği'nin yönetiminde görev alıyorum. Tamamen gönüllü olarak hizmet veriyoruz. Amacımız yöresel ürünlerimizi ilk önce bayanları istihdam edip onlara ekonomik bir özgürlük sağlamak, sonra da Türkiye'ye ürünlerimizi tanıtmak. Evet, elimde güzel bir çalışma var mesela. Keçe çalışması. Ne kadar zamanlık bir emek bu? Bir kurs verdik biz bayanlarımıza proje dahilinde ve bu kurs sonucunda böyle güzel ürünler ortaya çıktı. Ve bayanlarımızın da eli yatkın olduğu için çok kısa sürede, bir hafta gibi kısa bir sürede bunları yapmayı öğrendiler. Şimdi biz de onların adına satışını yapıyoruz. Standımızda birbirinden güzel şeyler var ama bahsetmenizi istiyorum ben yine de. Tabii, şimdi bizim önceliğimiz Ereğli denince iki ürün akla geliyor. Birisi siyah havuç, diğeri de beyaz kiraz. İkisinin de, iki ürünün de coğrafi işaretli patentli belgesi var. Aldık bu yıl inşallah. Daha güzel ürünlerle çıkacağız ortaya ama en önemlisi beyaz kiraz reçelimiz. Türkiye'de sadece Ereğli'de bulabileceğiniz bir ürün. En başta biz bunu bayanlarımıza atölyemizde yaptırdık ve bununla ilgili artık Türkiye'de tanıtıma çıkmayı düşünüyoruz. Böyle fuarlarda yer alacağız sık sık. Diğeri de siyah havuç lokumumuz. Lokumumuz da ön plana çıkacağız inşallah. Diğer çalışmalarımız var, yine atölyemizde yapılan işte bu tür el işlerimiz var, diğer kurularımız var, örgülerimiz var. Kısacası hani yöresel ürünlerle, tarım fuarı da deyince hani yöresel ürünler de akla geliyor. Ev yapımı tarhanamız, kiraz reçelimiz, bunun yanında değişik kiraz reçeli çeşitlerimiz, diğer ürünlerin reçelleri burada sergilemeye çalışıyoruz. Gayet güzel efendim. Şimdi bu reçel doğal. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Ev yapımı. İnsanlar size nasıl ulaşacaklar efendim? Bize internette sitemiz var. Kagider Ereğli olarak. Ereğli. O sonra WhatsApp'ta ulaşabilirler bize. Telefon numaralarımızı biz sık sık yayınlıyoruz. Face'de yine adreslerimiz var. Ereğli Kadın Girişimciler Grubu olarak. Yani bize çok rahatlıkla ulaşabilirler. Sosyal medyadan. Tabii ki. Her türlü ulaşabilecekler. Tabii ki. Bu sağlıklı ürünleri yiyecekler. Tabii ki. Peki fuar efendim Ereğli'mize neler kazandırıyor, nasıl geçiyor? Fuar daha ikinci gününde ama güzel tepkiler aldık. Biz gerçi bizim kendi memleketimizde olduğu için biz daha doğrusu fuara katılan firmalara kendimizi daha çok tanıtma eğilimindeydik. Bunu da başardığımızı zannediyorum. Güzel, hem Ereğli'mizi tanıttık hem derneğimizi tanıttık. Güzel tepkiler aldık. Peki başkanımızın katkılarına gelelim biraz. Tabii ki. Zaten biz dernek olarak belediyeye bağlı bir derneğiz. Başkanımız çok büyük katkısı var. Yani desteğini hiç esirgemiyor. Her nazımızı çekiyor. Sayın Özkan Özgüven'e biz sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her türlü bayanların yanında, yani istedikleri her türlü imkan sağlanıyor. Bu yüzden de biz çok memnunuz. Reçellerin yapımında bile bizim yanımızdaydı. Ne kadar güzel değil mi? Tabii ki. Yani belediye başkanımız Ereğli için bir şans. Yani gerçekten böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok memnunuz. Gerçekten öyle. Kendisi de sahadan bir insan. Tabii. Yüksek ziraat mühendisi. Tabii ki. Yani işin özünü biliyor her şeyden önemlisi. İşi bildiği için de ne yapılması gerektiğini de biliyor. Vallahi herkesin, Ereğli'ye başkanımızın, sizlerin, kimlerin hizmeti geçiyorsa biz de Anadolu sevdası olarak herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz ki bizim sesimizi de Türkiye'ye duyurduğunuz için. Sağ olun efendim. Ürünleriniz bol bereketli olsun. Sağlıkla pek çok insanların sofrasına ulaşsın. İnşallah. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Belediyenin düzenlemiş olduğu, üçüncüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda şalgam içiyorsunuz. Evet. Evet, çok güzel. Daha önce tadına baktım. Evet. Tadı güzel. Tadı güzel. Buranın, Kırmızı Avucu'nun patenti alınmış efendim. Evet. Türkiye adına. Evet. Ereğli'ye büyük bir zenginlik değil mi? Mutlaka. Veli nimet. Yani hem sağlık hem şifa. Mutlaka. Aslında bütün gıdalarımız şifa, bilene.
Bilene değil mi? Tabii ki. Hele hele Ereğli doğal kaynak sularıyla sulanıp da yetişen ürünlerimiz. Mutlaka. Değil mi? Siz ivrizimizi falan görmediniz galiba. Daha. Gidin bir görün. En azından kaynaklarımızı, şifa yerlerimizi bir keşfe çıkın. Memleket gerçekten çok güzel değil mi? Memleketimize diyecek kelime yok. Muhteşem bir yer. Yani havası, suyu, ürünleri, sütte Türkiye birincisi. Ya mutlaka mutlaka en basiti büyük şehirlerde herhangi bir çeşmeden su içemezsin kana kana. Burada istediğinden iç. Korkmadan. Korkmadan. Ereğli misiniz efendim? Tabii. Doğma büyüme. Doğma büyüme. Ne kadar güzel. Şunu da soracağım ben size. Ereğli hanımefendileri, bugün ben salça yapan bir hanım gördüm. Ben de yaptım birkaç gün evvel. Yani hiç hazır yemiyoruz dediler. Yok. Çok nadirdir hazır. Yapanlardan temin edilir genelde veya yapma imkanı varsa kendisi yapmaya çalışır. Siz de kendiniz mi yaptınız? Tabii. Tabii. Doğal ürünlerden. Tabii ki. Ay ne kadar acı güzel. Kahvaltılık sosumuza varıncaya kadar hallettim. Bugün kahvaltılık sosa rastladım. Evet. 10 kilo domates dedi. 10 kilo biber, 3 kilo da acı var içinde dedi. Orantı bu dedi hanımefendinin birisi. Yani mutlaka bizim yaparız dedi. Çemen zevke dedi, bağlı bir şey. Herkesin zevki, damak tadı farklıdır. Anladım. Kendi oranına göre ayar çeker. Siz nasıl yaptınız? Vallahi ben yarım torba biberin içine aşağı yukarı bir kasada domates çektirdim. 3 kilo süs biberi, 1,5-2 kilo sarımsak, bir de baharat bastım. Oh. Yeme yanında yat hesabı. Vallahi tecrübe ne kadar güzel. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun. Baktık ki evet Ereğli'de hem ürünler doğal hem de halk bunun bilincinde. Evet. Bu zenginliğin ya farkında. En azından veli nimetimizin veya topraktan gelen bereketin ne olduğunu veya nasıl faydalanılması gerektiğini bilen biriyim. Ne kadar güzel değil mi? Yani. Ki günümüz çağında böyle organik gıdalar. Bu nimetlerimizi büyük şehirlerde alma imkanı var mı? Yok. İnsanlar bulamazlar, ulaşamazlar. Hep gübreli. İnanır mısınız? Şu memleketimizde bile gübre olayı var. İnsanlarımızın özü yok. Sağlam bir insan bulamıyorsun. Evet. Bu konuda müzdaribiz. Üretici 3 kat fazla almak için gübreyi dayıyor, bilmem ilacı dayıyor. İnsanların özü bitmiş oluyor. Anladım. Ben bu şeyden şikayetim var. Ama keşke de olmamış olaydı. Değil mi? Bir de beyaz kirazınız var. Evet. Beyazımız, kırmızımız var. Ben ilk kez burada gördüm beyaz kirazdan reçeli bu standta. Evet. Yani o nasıl bir lezzet? Biraz da ondan bahsedelim. Reçelini yapıyor musunuz siz? Tabii ki. Tabii ki. Olduktan sonra niye? Kuruturuz. En basit kompostolarda kullanırız. Oo, beyaz kirazı kurutuyorsunuz. Tabii tabii. Hay maşallah. Sevgili izleyiciler, Ereğli dedik. Türkiye'de sütün birincisi, lideri, doğal kaynak sularıyla tarım ürünleri her konuda lider. Hanımefendiden duyduğumuz gibi de beyaz kirazıyla da lider. Lezzette bir o kadar güzel. Tabii ki. Denemek lazım. Deneyip ona göre karar vermek lazım. Test edelim efendim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ben İleğinize teşekkür ederim. Sağlık. Konsere katılacak mısınız? İnşallah. Birazdan dolanacağız zaten. Dün vardı, gelebildiniz mi? Tabii ki, evim karşı. Oo. Benim için büyük bir nimet bu. Bu konserler halka bir moral oluyor mu Ereğli halka? Ya mutlaka, mutlaka. İnsanlar bunalıyor. Şöyle izah edeyim. Daha önce halk konserlerimiz daha fazlaydı. En azından insanlar bir motive oluyordu. Bir güzellik görüyordu, bir şenlik görüyordu. Şimdi nedense oran düştü. Şimdi şöyle. Son zamanlardaki şehitlerden dolayı tüm Türkiye'de oranlar düştü. Ya çok şehit verdik. Daha çok böyle Mehteran ve işte semazen gösterileriyle ben Türkiye'yi geziyorum. Yani İnşallah artık şehit haberi gelmesin. İnşallah. Biz böyle coşkulu festivaller, zafer haftaları kutluyoruz. Keşke. Keşke, temennimiz o. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Evet. En güzel dileğimiz diyelim. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Bir Ereğli hanımefendiden kısaca Ereğli'yi dinledik, güzelliklerini dinledik. Fuarımızdaki yapmış olduğumuz programımız devam ediyor. Sevgili izleyiciler,
dinleyiciler, Türkiye'de sütte birinci lider, hayvancılıkta, tarımda lider olan Ereğli'mizde efendim gündüz üçüncüsü düzenlenen tarım fuarımız açıldı. Akşam da efendim gördüğünüz gibi Ereğli halkı coşkuyla konsere gelmiş efendim. Biz de bu Ereğli halkımızla bal tadında sohbet edeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Ayşe Öztürk. Ayşe Hanımcığım, Ereğli merkezde misiniz? Neredesiniz? Evet. Çinler'de oturuyoruz. Burada merkezde. Evet. Evet. Konsere gelmişsiniz. Evet, konsere geldik. Ne oldu? Moral mi? Nasıl yani konser? Moral veriyor. Moral veriyor. Sanatçı. Özellikle Mustafa Yıldız Doğan. Özellikle geldik onun için. Belediyemizin bu hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Sizleri de şöyle halk bir araya geliyor, toplanıyor değil mi? Evet. Bu taraftan bir de hanımefendiyi tanıyalım. Personelimiz tabure veriyor. Efendim sizi tanıyalım. Benim adım Sevim Hanım. Neredeyim? Ereğli merkez mi? Barbaros Mahallesi'nde eski karavan yolunda oturuyorum. Üretici misiniz? Evet. Ev hanımı mı? Ev hanımıyım. Ama bahçıvanlık yapıyorum. Ne güzel. Ne yetiştiriyorsunuz? Fasulye, patlıcan, sebze hepsini yapıyorum elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi taze fasulyeler toplanıyor mu? Aynen canım. Bitmek üzereler hepsi maşallah subhanallah. İyi. Ne kadar güzel, bol bereketli olsun. Allah efendim, razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gündüz sahadasınız, akşam konsere gelmişsiniz, bir değerlendirelim. Evet canım, duyduk geldik Emine ablamla beraber. Ne kadar güzel, sanatçıyı seviyor musunuz? Vallahi herkesi seviyoruz elhamdülillah, çok güzel. Allah kimseye kaza bela vermesin inşallah. Amin. Peki belediyemiz düzenlemiş, memnun musunuz belediyemizin hizmetlerinden? Allah razı olsun hepsinden. Evet, Allah razı olsun, çok memnunuz. Evet, bir de sahibi Kur'an sohbeti de olsa daha güzel olur. Ona da yer var. Onu da yapın, onu da çok sevineceğiz inşallah. Yani, tamam o zaman, teşekkür edelim belediye başkanı. Sağ ol, herkese teşekkür edeyim. Allah'a emanet olun canım. Hadi sağ görüşürüz. Olun. Belediye başkanı da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah sağlık sıhhat versin herkese. Sizin de alayım ben. Başkanımızdan memnunuz. Teşekkür ederiz. Evet, belediye başkanımıza sağlık versin, afiyet versin. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım, konser başlıyor hanımefendiler. Sen ne dedin? Üçüncü köylü milletin efendisi. Aynen, köylü ağır şehrin ağasıdır. Allah'a şükür gururluyum, şerefliyim. Biraz sonra da her bir konserle programımızı daha da güzelleştiriyoruz. Hak davasında hizmet eden yüce Türk milletinin göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, askerlerimize Ereğli'den selam olsun. Cennet vatanımızın cennet köşelerinde bizim huzurumuz ve güvenimiz için günün 24 saatinde gerektiğinde canlarını ortaya koyan yüce Türk milletinin göz bebeği, emniyet teşkilatımıza, polislerimize Ereğli'den selam olsun. Aşk koymuşum Türkiye'nin yoluna, üzülme yokuşlar ölüm. Asırlardır kırar kusurları, ormanın akışına. Türkiye, Türkiye. Halkıyla sohbete devam ediyoruz. Evet, merhabalar. Ereğli'miz Türkiye genelinde çok iyi bir ülke, ilçe olarak da. Biz çok memnunuz. Ereğli'mizin doğası, kaynağı, yani ülkemizde çok mükemmel bir yer. Süt de Türkiye lideri. Tabii ki, tabii ki. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemiz, Başbakanımız Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ımızdan çok mutluyuz. Her türlü imkanı sağlamaya çalışıyor. Yani diyecek bir kelime bulamıyorum yani. Çok mutluyum yani. Belediyeden memnun musunuz? Tabii ki. Belediyemizden çok memnunuz. Evet, aynen. Çok mutluyuz yani. Ereğli'miz... Bu organizasyonlar Ereğli'ye moral oldu mu? Tabii ki. Yani Ereğli'miz her türlü mükemmel yani. Hava güzel, oksijen güzel. Tabii ki. Her türlü. Her türlü memnunuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim, beyefendi güzel bir konuya değindi. Havamız güzel dedi, her şeyimiz güzel. Bugün de konser güzel. Ve Hayati Basri Taş Yürek diyor ki, kaldır Mevlana'yı Hacı Bektaş'ı, şahlandır Zeybe'yi, coştur Dadaş'ı.
tüm sütçü imamet Şanlı Barışı. Dile gel, dile gel hey Anadolu. Evet, çok değerli hemşerilerim, çok değerli hemşerimiz, çok değerli bir sanatçı ve aynı zamanda şarkılarıyla, türküleriyle, en önemlisi verdiği mesajlar ile bizim vatan ve millet duygumuzu daha da coşturan, daha da perçinleyen, bu anlamda hem ülkemizde hem dünyada bir marka olmuş ismi sizlerle buluşturmaktan mutluyuz ve hoş geldiniz diyoruz. Ereğli'miz, güzel insanları, güzel hemşehrilerimiz, bu üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz tarım fuarıyla, az önce Mustafa Bey de söyledi, hem şehrimizin tanıtımı, hem bu anlamdaki potansiyelimizi, hem de canlı yayınlarla tüm dünyaya buradan sizlerle birlikte selam göndererek tüm dostlarımıza, tüm hemşerilerimize, tüm halkımıza en iyi dileklerimizi sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz günler gerçekten önemli günler. Bu ülke topraklarında yüzyıllar boyunca, az önce bahsetti Mustafa Bey, 1071'den beri hainlerin, düşmanların hep planı olmuştur. Hep gözleri olmuştur. Bunlar hainler, düşmanlar hep işbirliği yapmıştır. Ama tarih boyunca hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Bizim şu anda olduğum gibi birliğimizle, beraberliğimizle, bu anlamdaki tek yüreğimizle hiçbir zaman da başarılı olamayacaklar. En son 15 Temmuz'da bunu denediler. Tankla denediler, F-16 ile denediler, silahlarla denediler. Ama bu asil Türk milleti bunların cevabını verdi. Şimdi ekonomik bir hain plandalar. Dolarla, euroyla, ekonomik anlamda bizlere adeta bir hesap soruyorlar. Ama şu kalabalıkta olduğu gibi, şu yüreklerde olduğu gibi, şu gözlerdeki ışıltılarda olduğu gibi hiçbir zaman bunu başaramayacaklar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Ben bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimizden, tüm halkımızdan bir olalım, iri olalım, biri olalım diyorum. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Gerisi teferruat. Ve tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri bu gecede yalnız bırakmayan Sayın Yıldız Doğan başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. İnşallah daha ileriki güzel günlerde hep birlikte diye sizlere şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Göklerden bayrak inmesin diye, minarelerde ezanlarımız dinmesin diyerek 81 milyon Müslüman Türk milleti için can veren şehitler ölmez diyoruz. Yaratan günler sonrana
Efendim, gündüzünde sabahtan açılışı yapılmış olan, üçüncüsü düzenlenen Ereğli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın akşamda güzel bir konserle taşlandırdık. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim, Ereğli halkından çok değerli, çok saygıdeğer bir aileyle sohbet edeceğiz. Efendim, merhabalar. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Muzaffer Erdoğan. Muzaffer abim, Ereğli misin? Evet, aslen Ereğli'liyiz. Ereğli'nin bir öğren köyünden de burada doğup büyümeyiz aslen. Burada doğup büyümesiniz. Evet. Gençleri de gördüm, ailecek evet. Konsere katıldılar. Evet. Yoğun bir şekilde. Duygularınızı almak istiyorum. Çok güzel bir duygu, vatan sevgisi. Böyle bir buluşmak çok büyük bir sevgi yani. Gurur verici bir şey. Siz şehit babasısınız. Evet, şehit babasıyım. Nerede şehit olmuştu evladım? Şırnak Betüşöp Katadoğan'da. Evet, ne zaman efendim? 2008 5. ayın 21'inde. Yeride 9 aylık asker, sıcak çatışma, terör çatışması sonucu. Cennette sizi karşılayacak inşallah. İnşallah. Şehadet edecek. İnşallah. İnancımız o devamlı. O manada da demek ki gençler, ben bilmiyordum efendim, yanımda şehit ailesinin oturduğunu, vatana dair ne varsa ayakta alkışladılar. Evet. Ben sizi tebrik ediyorum böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için. Allah-u Teala cennetini alsın. İnşallah. Cennette buluştursun. Bu vatan, bu millet bizim, bayrak bizim. Hiçbir zaman içinde ne bayrağımız inecek ne ezanımız dinecek. Buna inanıyorum. Cennette de inşallah buluşacağız. Bu organizasyon güzeldi değil mi? Güzel tabi. Devamlı olsun. Türkiye'nin her tarafında da olsun. Olmasını da isteriz. Bizler yani Çanakkale, İstanbul, Bursa buralara ne dolaştık bazı yerlere. Çok yani duygusal bir yerler. Oralar. Ne kadar güzel. Bayrağımıza sahibiz. Dediğiniz gibi bayrağımız dalgalansın. Yani ezanımız dinmesin, bayrağımız dinmesin değil mi efendim? Evet tabi. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizi tanıyalım efendim. Ben Konya Ereğli Şehit Aileleri Dernek Başkanıyım. İsmim Yılmaz Ertaş'tan. Şehidin abisiyim, benim kardeşim şehit. Ereğli'mizde de 60'a yakın şehit var. İşte 40-45'e yakın da bizim kendi derneğimizin üyesi var. Kendi kendimize kavruluyoruz, kendi kendimize dertleniyoruz. O şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Şimdi Ereğli olarak şehit ailelerimize sahip çıkılıyor mu? Tabii devletimiz Allah razı olsun çıkıyor. Her yerde saygı duyuyoruz. Biz onur duyuyoruz. Şehit abisi olmaktan, şehit annesi olmaktan, şehit babası olmaktan her zaman onurluyuz. Hiçbir zaman boynumuzu eğdirmediler. O çocukların sayesinde biz her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu vatanda, bu bayrakta, bu ezanda onların sayesinde dinmeyecek. Onun için çok onurluyuz ve gururluyuz yani. Allah sizlere sabırlar ihsan eylesin. Cennette kavuştursun. İnşallah, inşallah. Amin. Belediyemiz güzel bir organizasyon yapmış. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim bu organizasyon? Belediyemiz güzel organizasyon yapmış. Çok güzel. Hem tarım olarak güzel, hem getirilen sanatçı olarak çok güzel. Çünkü milli duygularımıza dokundu. Bizi duygulandırdı. Belediye başkanımıza, getirenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ben şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de okunan Yasinler, dualar, hatimler şehitlerimize. İnşallah zaten onlar ölmedi. Onların efendim bizlere inşallah cennette şefaat etsinler. Bütün dualar hem şehitlerimize hem de halen vatanın her bir köşesinde vatanımızın güvenliği için savaşan emniyet güçlerimiz, askerlerimize ve polislerimize. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Eğer şey uygun görürseniz ben bazen şiirde yazıyorum. Buyurun bir efendim. Bir şiirimi yazmış olduğum kendi şiirimi de okuma imkanım var. Biz çok onur duyarız. Teşekkür ederim. Şehit kimdir? Bu şanlı bayrak inmesin diye, kutsal ezanımız dinmesin diye, vatanımız elden gitmesin diye, tatlı canından geçendir şehit. Anası ağlasa da kendisi gülen, Yaradanı tarafından sevilen, peygamberce defalarca övülen, cenneti hak eden kişidir şehit. Öldükçe dirilip tekraren ölen, dirildikçe ölmeyi en çok isteyen, bu kara toprağa gülerek giren, kahramanca ölen yiğittir şehit. Hak yolda ölmektir onun tek gamı, herkese nasip olmaz makamı.
Beni ben bilirim diyor kendi sıramı, Nebi'den sonra gelendir şehit. Demokrasimiz görmesin zarar, özgürlük olmasa can neye yarar? 15 Temmuz gecesi sabaha kadar tankların altında ölendir şehit. Ozan Yılmaz şehidini anlatsın, erişilmez güneştesin, aydasın. Ahirette de dünyada da faydasın, çevresine faydası olandır şehit. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Efendim, yanımda çok çok kıymetli bir anne var. Evet, bütün anneler kıymetli. Benim yanımdaki anne de kıymetli, hanımefendi de kıymetli. Yan yana oturduk. Efendim, konserimizi dinledik. Konserden sonra tanışabildik. Efendim, siz de tanıyalım. Ümmü Gülsün Erdoğan. Siz de... Evet, şehit annesiniz. Evet, eşim anlattı. Yani ben incik duygulandım, anlatamayacağım hiçbir şey. Ne mutlu ben şehit annesim oldum. Yani çok gururluyum. Arnım dik, arnım açık. Her yerde arnım açık olduğu için çok gururluyum, çok mutluyum. Şükür ki imanımız var. Şükür ki cennette buluşmak var. Şükür cennette buluştursun bizler çocuklarımızla. Amin, amin. Onlar yani... Öyle. Tabii ki hiç kimse istemez evladı ölsün ama tabii, vatan için onlar tabii, savunuyorlar. Tabii. Onların ne evet mutlu. Nebi'den sonra makamı, tabii, peygamberimizden sonra makamı size şehadet edecek. İnşallah. İnşallah ya Rabbel Alemin. Biz onlara dualarımızı eksik etmiyoruz. İnşallah. Bilginiz olsun, ben Türkiye'yi geziyorum. İnşallah. Bütün Türkiye'deki annelerin duaları, fatihaları şehitlerimize. İnşallah. Amin. Burada hala yani vazifesini yapan emniyet güçlerimize Allah-u Teala sizlere de cenneti nasip eylesin. Amin. Sabırlar amin, ihsan inşallah eylesin. Allah bugün... herkeslere sabır versin. Güç kuvvet versin. Yani acısı büyük, dayanma şeyini versin. Allah gücünü amin versin. Amin. Amin. Burada diyeceğim başka bir şey yok. Yok. Allah... Yani yanı esim anlattıkça ben duygulanıyorum. Onu anlatamıyorum. Da evet. Hayırlı evlat yetiştirmişsiniz. İnşallah. Hak Teala'nın sevdiği, evet, huzuruna aldı i̇şte cennetini. İşte bu da evladım, aldı oğlum. Bu da evet gelinim. Bunlar da torunlarım. Heh. Bir tane de kızım var, evli. Onlarla beraber, evet, onlarla beraber kalan ömür tamamlanacak, tamam, ama öyle inşallah cennette, evet, buluşulacak. İnşallah, inşallah başkanımız onlardan buluşalım. Size uygun olmuş yani, güzel bir sanatçı seçmiş başkanımız. Evet. Çok coştuldu güzel değil mi? Evet, çok güzel oldu. İlk ya, defa ya katılıyorum böyle canlı müziğe. Ya. İlk defa. Sanatçı için mi geldiniz? Bu sanatçı için geldik yani. Ölürüm Türkiye'ye söylediği için hususi geldik buraya. Türkiye için geldiniz. Yani Türkiye için geldik. Çünkü siz Türkiye'ye bir tabii, şehit verdiniz. Tabii canım. Kan verdik, can verdik ona biz. Ya, ya. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bunun üstüne denecek bir kelime yok. Teşekkür evet ediyoruz. İşte resmini biz başarız üstümüzde. Ay. Taşınmaz mı? Kurban olurum ben ona. Bu güzel yürek vatan için atmış ve nefesini teslim etmiş. Allah-u Teala sabırlar ihsan eylesin. İyi ki onlar var. Hepsi Ömer Halis Demir yürekli. Efendim bugünkü sanatçının da söylediği gibi hepsi Ömer Halis Demir gibi. Onlardan bir tanesi bu evladımız. Kabri cennet inşallah Muhammed Mustafa'ya komşu olsun. Amin. Sizlere sabırlar. Allah-u Teala ihsan eylesin. Zor bir imtihan ama vatana vermişsiniz tabii, evladı. Tabii. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Makamı cennet olsun. Amin inşallah. Efendim ifade etmesi çok zor. Ben de diyecek kelam bulamadım. Bu gözü yaşlı anamız biz artık şehit istemiyoruz dedi. İnşallah şehit haberleri olmasın. Türkiye terörden tamamen temizlensin. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler dönelim tekrar besliyorduk. Dostu deli gönlüm unutuyorduk. Unutalım artık sevmediyorduk. Söylesene söyle inan. Söylesene söyle inan. Efendim hanımefendi gerçekten konserin tadını çıkardı. Çok da güzel oynadı. Sizi tanıyalım efendim. Ben Dilek İkici, aslen Tokatlıyım. Buraya halalarımın yanına geldim.
Gezdim, tozdum, eğlendim gerçekten. Çok eğlendik. İlk defa bir konsere geldim. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konser düzenlediği için bizi gerçekten bir türlü tepkiler aldım. İşte hayata pozitif bakıyorsun falan dedi teyzelerim falan. Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bana sağlıklı günler dilediler, ömür dilediler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten güzel. Ereğli'yi nasıl buldunuz? Ereğli süper. Bir anlatın gerçekten. Bakalım. Ya Ereğli'yi ben fazla tanımıyorum ama 3 senedir buradayım. Ereğli gerçekten güzel bir memleket, güzel bir ilçe. Yani hiçbir koşullarında bir şeylik görmedim yani. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok, evet. Süper yani, çok güzel. Böyle dolu dolu yani. Hani mesela derler ya Ereğli'de ne var? Bence Ereğli'de çok güzel şeyler var, görmek istiyorsan tabii. Oo, teşekkür ederiz, teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Tekrar belediye başkanımıza selamlar söylüyorum. Hanımefendi gel bakalım, seni de tanıyalım genç hanımefendi. Merhabalar, ben Cemile Kılınç. Buralıyım, aslen buralıyım, doğma büyüme. Melicek köylüyüm. Ereğli'de, Ereğli'nin gelişmesini, güzelleşmesini istiyorum. Daha faaliyetleri istiyoruz. İlerlemesi istiyoruz işte Ereğli'yi. Konserler nasıl gidiyor efendim? Konserlerimiz çok güzel. 2-3 gündür geliyorum konserlere. Fuarımızı gezdiniz mi? Fuarımızı da gezdik. Alışveriş yaptık. Ereğli'de bayağı bir canlılık oldu. Evet, evet. Değil çok mi? Ereğli'de canlılık oldu gerçekten. Çok güzeldi. Yeşilinizle, doğasıyla, ürünleriyle, şalgamıyla, evet, beyaz evet. Kirazıyla. İvriziyle. İvriziyle. Daha güzel. Yeşillik, su akıyor. Allah'ın verdiği nimet. Evet. Çok şükür elhamdülillah. Peki efendim, buradan ekranlara şöyle bir Türkiye'yi davet edin. Ereğli'ye bekliyoruz diye. Ereğli'ye bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden Ereğli'ye bekliyoruz. Teşekkürler İnşallah efendim. Ben teşekkür ederim. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, halkın memnuniyeti belli. Hele hele bugün coşku çok yüksekti. Türkülerimizle, sanatçımızın güzel sesiyle efendim tüm Ereğli halkı ve misafir gelenler sahneyi doldurdular. Eğlence ve organizasyon gerçekten güzeldi. Ereğli'de güzel şeyler oluyor efendim. Ve beklenen an geldi. Biz onu hanımefendiliğiyle tanıdık. İlk çıkış şarkısı Sana Bir Şey Olmasın'la tanıdık. Ve gerçekten bu akşam çok güzel bir repertuar hazırladı. Yonca Rövli konseri için artık başlayalım mı? Başlayalım mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ve o zaman güçlü alkışlarla Yonca Rövli diyoruz. Sevdalıları, tarihiyle, kültürüyle, hanları, hamamları, kervansaraylarıyla, doğal kaynak sularıyla, patente alınmış kırmızı havucu, beyaz kirazıyla, birbirinden güzel tarımsal ürünleriyle, Türkiye'de sütün birincisi, hayvancılıkta lider, Konya'nın incisi Ereğli'deyiz efendim. Üçüncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali adı altında 3 gün efendim Ereğli'mize konuk olduk. Bu güzel organizasyonu efendim Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven'le değerlendireceğiz. Ereğli'nin
güzel yürekli insanlarının neleri başardığını başkanımızla birlikte efendim sizlere aktaracağız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Başkanım, üçüncüsü düzenlenen tarım fuarımız oldu. Evet. Bugün üçüncü gününü tamamladık. Gündüzleri ve gece açık olan fuarımızla birlikte akşamları da birbirinden güzel konserlerle taşlandırıldı. Evet. Efendim, duygularınızı almak istiyorum. Evet, Ereğli'miz Türkiye'mizin tarımsal anlamda gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde potansiyeli yüksek en önemli merkezlerden birisi. TÜİK verilerine göre Ereğli'miz süt üretiminde birinci, onun ötesinde bitkisel üretimde iki ürün alabilen ve bu anlamda adeta Çukurova ile Orta Anadolu arasında bir geçit bölgesi olan ve halkın geçim kaynağı, tarıma dayalı ekonomiye dayanan, nüfusu 145 bini bulan ve Türkiye'de 36 vilayetten büyük bir şehir. Tabii içinde bulunduğumuz mekan bizim fuar alanımız ve aynı zamanda kapalı pazarımız. Burada üçüncüsünü düzenliyoruz, tarım ve hayvancılık fuarımızı. Ve tarım ve hayvancılık fuarımıza her geçen gün ve her geçen yıl ilgi artıyor. Özellikle bu yıl düzenlediğimiz fuara 100'e yakın firma katıldı. Bu firmaların memnun edici tarafı 80'ine yakını şehir dışından, Türkiye'nin değişik yerlerinden, Tekirdağ'dan, Malatya'dan tutun da birçok il ve ilçeden tarım sektörünün paydaşları bu fuarda bir araya geldi. Tabii biz bu fuarı belediyemiz öncülüğünde yapıyoruz. İlçemizdeki oda, birlik ve birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Tabii aslında gecikmiş bir faaliyet. Üçüncüsü değil, aslında 23.sü olmalıydı. Ama bunlara vesile olup bundan sonra da sürdürülebilir halde olması noktasında da gayretlerimiz sürüyor. Tabii Ereğli aslında Orta Anadolu'daki tipik ya da birbirine benzeyen şehirleri dikkate aldığımızda hani bir ilçe olarak gözükebilir ama Ereğli'nin birçok kendine ait spesifik özellikleri vardır. Yani bu açıdan Ereğli tarih boyunca ta Hititlerden, efendime söyleyeyim, Urartulara, işte Selçuklu'dan Osmanlı ya veya şu an itibariyle de günümüze kadar devam etmektedir. Tarih ve kültür anlamında çok zengindir. Dünyanın ilk kaya anıtı ama tarımla ilgili ilk dünya yazılı kaya anıtı Ereğli'nin İvriz bölgesindedir. Burada çok güzel bir suyumuz vardı, kaynak suyumuz. Biz musluktan, diğer bir ifadeyle çeşmeden açıp böyle kana kana bardakla su içen şehir, nadir şehirlerden biriyiz. Biz tabii bu suyu içerken aynı zamanda bu su bizim İvriz barajımızın, dolayısıyla şehrimizdeki bitkisel ürünlerin sulama kaynağını oluşturan barajımızı dolduran sudur. Yani birçok şehirde, Türkiye'nin birçok yerinde insanlarımız şişeyle suya para verirken biz bu şişeye konulup zaten satılıyor o suyla bitkisel ürünlerimizi suluyoruz. Ve son zamanlarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu hamleler 2023 Türkiye hedefleri doğrultusunda büyük bir sulama projesinde Ereğli'de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Kapalı devre sulama sistemi bugün parasal değeri 466 milyon diğer bir ifadeyle 466 trilyon olan bir proje. Ereğli'de ilk etapta 260 bin dekar sahanın basınç sulamaya dönüştürülmesiyle ilgili. Dolayısıyla Ereğli'nin önemi her geçen gün daha artıyor. Bir tarafta hızlı trenimiz 2019 sonu itibariyle geliyor. Hemen yanı başımızda Karamanlı Ereğli arasında alan su durağı bölgesi dediğimiz 60 kilometre ötede havaalanı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından programa alınmış. İşte dünyanın demeyelim ama Avrupa'nın en büyük elma bahçeleri burada. Efendime söyleyeyim 160 bine yaklaşan büyükbaş hayvan sayısıyla önemli bir potansiyel. Türkiye'de hatta dünyada İngiliz yarış atlarının yetişme merkezlerinin birisi. Bunun gibi böyle özellikler var. İşte siyah havucun başkenti, beyaz kirazın vatanı. Bunlar aslında Ereğli'ye özgü ürünler. Tabii bu bitkisel üretimdeki, hayvansal üretimdeki istihsali ürünleri bir mamul haline getirmek için de gayretlerimiz sürüyor. Şu an itibariyle Ereğli'mizde ikinci organize sanayindeki arsa satışlarımız da bitti. Ve gerçekten burada tarıma dayalı sanayiye öncelik verdik. Sadece altyapı bedelini ararak tabiri caizse bedava diyebileceğimiz, yatırımcımızın gelebileceği şartları oluşturarak bu anlamda müteşebbislerimizi şehrimize davet ettik. Ereğli
Anadolu'nun parlayan yıldızı. Şimdi herkes için kendi memleketi, kendi şehri güzeldir. Buna evet. gerçekten saygı duyulması gerekir. Çünkü bu insanın yaratılışında vardır ama günümüz şartlarına geldiğinizde, objektif olarak değerlendirdiğinizde Ereğli ile ilgili dışarıdan gelen yatırımcılar başta olmak üzere her geçen gün bitkisel ve hayvansal üretimdeki artışlar ve yenilikler olmak üzere ve bu anlamda Ereğli'mizin bir cazibe merkezi olması yolundaki bizim söylemlerimiz, çabalarımız sonuç almaya başladığı müddetçe Ereğli'miz gerçekten bu anlamda Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak ifade etmemizde de bir beis görmüyoruz. Evet, şimdi biz izleyen, bizi takip eden hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, tabii ki sizler uydu kanal olduğunuz için dünyanın belki birçok yerinde bizi takip eden veya işte izleyen insanlara şunu söylemek istiyoruz. Orta Anadolu'nun tam ortasında, daha doğrusu Türkiye'nin tam merkezinde bir şehir var. Bu şehrin adı Ereğli. Bu şehir arkamızdaki gördüğünüz fonlarda da tarihiyle, kültürüyle, bitkisel üretimiyle, hayvansal üretimiyle her zaman kapılarını açabilen, burada iş yapacak, üretim yapacak insanlara aslında o paylaşımı, o ekmeği, o kazancı sağlayabilecek bir yer. O açıdan söylediğim gibi 145 bin nüfusuyla 36 vilayetten bir büyük yer. Biz bu anlamda hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde özellikle tarıma dayalı sanayide burada yatırım yapacak insanlarımıza bu anlamda Ereğli'ye davet ediyoruz. Ben aynı zamanda Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti'nin başkan vekiliyim. Bu konuda arkadaşlarımızla çok gayretli çalışmalarımız oluyor. Yani hayvancılık noktasında sütle birlikte malumunuz et üretimi de gelişiyor. Türkiye'nin belki sayılı nadir ilçelerinden biriyiz. Biz Tarım Bakanlığı'ndan olan 3 tane kesimhane mezbahamız olan bir yeriz. Mesela yine böyle ardı ardına sıralayacak olursak geçtiğimiz aylarda yapılan Gazi koşusunun yetiştiği bir yer. Burada İngiliz yarış atları yetişiyor. İngiliz yarış atları Amerika'da Kentucky, İngiltere'de Liverpool ve Türkiye'de Konyaereğli'dir. Bu dünya at literatürüne ve at yetiştirici literatürüne geçmiştir. Şimdi ülkemizin birçok değerleri vardır. Tarihimiz, kültürümüz bizim için vazgeçilmezimizdir. Ama bu tarihimizle, bu kültürümüzle birlikte işte şehrimizin, bölgemizin potansiyellerini ön plana çıkararak dünyada biz de varız demeliyiz. Şu son zamanlarda içinde bulunduğumuz dönemlerde özellikle dış güçler, hainler diyelim, düşmanlar diyelim, tarih boyunca bu ülke topraklarında göz olmuş insanlar yeni bir şeyi, sahneyi ortaya koydular. 15 Temmuz'da başaramadıklarını dolarla, euroyla, dövizle, ekonomik anlamda bize bir hain ve sinsi planı uyguluyorlar. Ama bugünkü toplantılarda, bu fuarda gördüğümüz kadarıyla bu millet buna hiçbir zaman müsaade etmiyor. Yani bu noktada birlik ve beraberlik deyince burada kadınıyla, kızıyla, çoluğuyla, çocuğuyla aslında herkesin bu anlamda bu ülke için bir şey yapabileceğini, bunu görmek ve bu konuyla ilgili olarak da bunu hissetmek bizim gerçekten geleceğimizin ve ülkemizin önü açık olduğunun en büyük göstergesi. Efendim, en büyük örneklerden birisi Ereğli'miz. Ben bir üretici hanımefendiyle konuştum. Evet. Biz dedi üreteceğiz. Evet. Bakın. Zor geçiriyoruz. Zor evet. günlerdeyiz. Ben bir üreticiyim. Evet. Hanımefendi üniversite mezunu, büyükbaş üreticisi. Evet. Dişimizi sıkacağız değil mi? Evet. Duracağız. Evet. Evet. Biz üreteceğiz. Türkiye'ye kimse zarar veremez. Kesinlikle. İşte o birlik, beraberlik dediğimiz bir olacağız, diri olacağız, diri olacağımız söylemini en güçlendiren şeyin de çalışmak, üretmek. Ve her birimizin toplumdaki bütün kişilerin, vatandaşın, kamu görevlerin, seçilmişlerin herkesin üzerine düşen sorumluluğu en şimdi yerine getirmesi lazım. Bu dünyanın cennet ülkesi. Evet. Ben az önce Ereğli'nin değerlerini ortaya çıkarırken bir objektif değerlendirmeni yaptığımın altını çizdim. Hasbelkader zaman zaman yurt dışına gidiyoruz. Yıllarca bize bir kompleks olarak Avrupa, Batı diye hep bizi aşıladılar. Bugün ülkemiz yollarıyla, altyapısıyla, tarımdaki gelişmelerle, ulaşımdaki gelişmelerle, sağlık sektörüyle Avrupa'yı geride bırakmış bir ülke. Bize bundan sonra düşen daha çok çalışmak. Şimdi bizim çalışan bir liderimiz var, koşturan bir liderimiz var. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Yani bizler de onun gösterdiği 2023 hedefi ne demektir? 2053 hedefi ne demektir? Dünyada söz sahibi olan bir ülke, mazlumun yanında olan bir ülke, dünyaya bu anlamda atalarımız gibi, ceddimiz gibi
eşitlik, hak ve adalet dağıtan bir ülke, paylaşan bir ülkeye inşallah biz bu hedefler doğrultusunda ortaya koyacağımızı inanıyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz bu açıdan baktığımızda büyük bir potansiyel. Ben buradan bizi izleyen bütün hemşerilerimize, bütün vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Biz olduğumuz müddetçe, biz ruhunu yaşadığımız müddetçe bizim önümüze kimse duramaz. Bugün dünyanın en önemli stratejik sektörü tarımdır. Evet. Çünkü insanların beslenmesi için gıdaya ihtiyaç vardır. Gıda demek, tarım demektir. Evet. Bu potansiyel de bizde vardır. Bir efendim plastik bir peynir yiyemeyiz. Evet. Değil mi? Yani bugün görüyoruz Çin'de gösteriyorlar işte plastik pirinç dağıtıyorlar vesaire. Bizim potansiyelimiz var. Bu açıdan inşallah önümüzdeki süreçlerde de iyi olacak. Ben bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri inşallah geniş bir kitleye duyuruyorsunuz ve duyuracaksınız. Ve bizi izleyen, takip eden tüm hemşerilerimiz de Anadolu'nun incisi ve parlayan yıldızı Ereğli'ye bekliyor. Teşekkür ediyorum efendim ama çok kısa alacağım. Özkan Özgüven bu göreve, bu yola heyecanla çıktığında neyi planlıyordu? Bugün Ereğli, yani şöyle olsaydı dediğiniz ya da benim şunları daha yapacağım var adına birkaç cümle almak istiyorum efendim. Şimdi şöyle, bu güzel bir soru. Klasik cevaba hiç gerek yok. Ama şunu bilmemiz gerekir. Yapılacak şey biterse hayat biter. Çok şeyler yapmamız gerekiyor. Tuğla, tuğla, tuğla üstüne koymamız gerekiyor. Sağlam bir şekilde örmemiz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi Ereğli'nin veya Türkiye'mizin her bir yerleşim yerinin, şehrinin mutlaka artıları vardır. Biz bunları doğru, akılcı, bilimsel bir metotlarla bunları ortaya çıkarmalıyız. Ereğli'nin tarımı, hayvancılığı ön plandaysa bunu ortaya koymamız lazım. Bu konuda devletimizin, hükümetimizin her sektörde destekleri var. KOBİ'lere veriliyor destek, çiftçilere veriliyor destek, büyükbaş, küçükbaş, yani madenciliğe veriliyor destek. Onun için bizlerin, bizle birlikte, bizden sonraki gelecek jenerasyonun bu ruhu, bu coşkuyu hissettirmemiz lazım. Yani yol yaparsınız, asfalt yaparsınız, köprü yaparsınız, bunlar bir yere kadar. Ama insanların ruhunda, insanların içindeki o coşkuyu hep yaşatıp daha da arttırarak sürdürdüğünüz zaman bu ülkenin önünde kimse duramaz. Onun için gerçekten şu 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nereden nereye gittim? Evet. Ben 2007'de ilk yurt dışına gittim. 40 yaşında yurt dışına gittim. Trene binerken, uçağa binerken heyecanlandım ve İtalya'da ilk hızlı trene bindiğimde dedim ki bu acaba Türkiye'de de olacak mı? Hiç umudum yoktu ama bugün hızlı tren hızla yayılıyor. Yani bizler benim adım Özgüven olduğu için soyadım biraz diyorlar ki ondan böyle mi söylüyorsun, espri yapıyorlar. Bizim en büyük sorunumuz güven sorunu. Biz çocuklarımıza, yetişkinlerimize, gelecek nesillerimize mutlaka kendine güven, ukalalık anlamında değil, megalomanlık anlamında değil, birikimiyle, bilgisiyle bu güveni vermemiz lazım. Bizim Türk insanı güveni bu anlamdaki motivasyonu bulduğu zaman yapamayacağı bir iş yok. Şey yok efendim. Onun için geleceğe umutla bakıyoruz. Ülkemizin bu anlamda az önce de söylediğim gibi adım adım hedeflerine doğru gidiyoruz. Aslında bu ekonomik savaş, bu 15 Temmuz, işte gezi olayları hep geriye doğru gittiğiniz zaman bunların altında bu yatıyor. Evet, bu yatıyor. Yani bunun en kötü tarafı da ne biliyor musunuz? İçimizdeki hainler. Evet. İşte bir FETÖ olayı. Bir işte efendime söyleyeyim havalimanı, dünyanın sayılı havalimanı yapılırken işte buna karşı mahkemeyle başka şekilde karşımıza çıkmaya geldiler. İşte üç tane ağacı bahane edip gezi olayları diye bu anlamda topluma sempatik gözükenler. Ama bu millet uyanıyor, bu millet bunu biliyor. Bu çok umut verici bir şey. Bir şey söyleyeceğim evet. Efendim. Buradan sizin halkınızdan bir amcam 68 yaşında röportaj yaptık. Kızım dedi. Yıllar öncesinde Türkiye 70 sente muhtaç oldu ya dedi. O benim şuramda. Ya, ya. 440 hayvana bakıyor. Hedefim 68 yaşında. Hedefim 1000 diyor. Evet. Bu azim, bu titizlikle. Efendim gerçekten Ereğli'de güzel şeyler oluyor. Bizim Ereğli insan çalışkandır. Evet süper. Yeter ki imkan verin. Süper. Hanımefendinde burnunda oksijen makineye takılı sokakta salçasını üretiyor. Evet. İnsanlar doğal besleniyor. Evet. Şehrini, kentini seviyorlar. Sizden memnunlar. Allah pek razı çok olsun. Sosyal sorumluluk projeleriniz var efendim. Evet, tabii ki. Tabii ki
zaman söz konusu. Biz biraz tarım ağırlıklı gittik ama belediye olarak güzel projeleriniz var efendim. Sosyal projelere ağırlık veriyoruz. Sosyal belediyecilik, dokunan belediye bizim düsturumuz insan. Onun için insandan daha değerli bir mahlukat yok. Yok. Cenab-ı Allah hepimizi öyle yaratmış, en şereflisi diye. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda güzel bir Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız. Bizden sonraki nesillerde yaşayacak. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdası bu hafta Ereğli'ye konuk oldu. Ereğli'mizin güzel yürekli insanlarının gönül perdelerini sizler için araladı. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden efendim, böyle güzel Anadolu sevdalarıyla sizlere seslenmek üzere Allah'a emanet olun.